Papa Francesco haftalık olarak yaptığı halka sesleniş konuşmasında İsa Mesih'in göğe yükselişini kutlamaya hazırlanırken ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'ten size ve ailenize esenlik ve sevinç diliyorum dedi. Papa Francesco İsa Mesih'in göğe yükselişini kutlamaya hazırlandığımız dönemde Hristiyanları İsa'nın cömert tanıkları olmaya teşvik etti. Baba Tanrı Hristiyanları ölümden dirilmiş olan Mesih'in cömert tanıkları olmaya teşvik etti diyen Papa, Matta 28-19-20 ayetlerinde yer alan bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeyi uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek, her an sizinle birlikteyim sözünü hatırlattı. Papa ardından İtalyanca konuşan inanlılara hitap ederek, konuşmasını gençlere, yaşlılara, hastalara ve yeni evlilere yönlendirdi. İspanyolca konuşan dinleyicilere de seslenen Papa Francesco, kutsal ruhun gücüyle ölümden dirilmiş İsa'nın bizleri sevinç taşıyıcıları haline getirebileceğini ve umudumuzu güçlendirebileceğini söyleyerek sevginin ölümden daha güçlü olduğunu ve her zaman zafer kazanacağını belirtti. Papa Aziz II. John Paul'ün doğumunun 100. yıl dönümü anması devam ederken lehçe konuşan dinleyicileri yürekten selamladı. Papa Francesco Aziz'in dua ederek kiliseyi ve tüm insanlığı Tanrı'ya emanet eden büyük bir iman adamı olduğunu belirtti. Mayıs ayına Meryem Ana ayı olarak atıfta bulunan Papa, Portekizce konuşan inanlılara hitaben yaptığı konuşmada, günlük olarak tesbih duası yapılması gerektiğini söyledi. Kilise 16-24 Mayıs tarihleri arasında Laudato Si haftasını kutlarken Almanca konuşan inanlılara seslenen Papa, yaratılış hikayesinde Tanrı'nın yüceliğini gördüğümüzü söyledi. Papa, doğadaki sevinç ve Tanrı'ya övgü iç huzurumuzu bulmamıza ve bereket almamıza yardım etsin duasında bulundu.